Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani LPS Makaron TV'ye. Ben de LPS Makaron TV'den Yeşim. Ben de Yıldız. Yosun. Yosun ne oluyor? Hemen buraya gelir misin? Bu minişteyi tanıtmamız lazım. Şu yukarıdaki kaplumbağa minişi gördün mü? Kaplumbağa miniş mi? Hı? Kaplumbağa miniş ha? Demek ki kaplumbağa ailesine bir miniş daha katılıyor. Şimdi gel buraya. Tamam. Ve ben de Yosun. Bugün sizlere tanıtmak istediğimiz gerçekten çok güzel şeyler var. Hafta sonu LPS Macaron TV küçük bir alışverişe çıktı ve çok güzel minişler aldı. Ve ayrıca eşyalar. Hepsini nereden aldığımız hemen aşağıda yazıyor. Açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın ve paralarını da oraya yazacağız. Ve LPS Macaron TV'nin Instagram'ı da aynen burada. Bu minişleri aldığımızı daha önceden haber verdik. Yani eğer siz de görmek istiyorsanız Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın. Orada ara sıra çekimlerimizin kısa hatalarını çekiyoruz veya yolluyoruz. Her neyse, ben artık dedeye gideceğim. Hadi o zaman sizi daha fazla bekletmeyelim. Hemen videomuza geçelim. Ve karşınızda LPS Macaron TV. Herkese merhaba arkadaşlar, ben LPS Macaron TV. Bugün Yıldız'ın dediği gibi küçük bir alışveriş yaptım. Aslında bugün yapmadım. Hafta sonunda yapmıştım ama bugün de sayılır. Şimdi hemen küçük eşyalarla başlayıp diğer büyük eşyalara geçeceğim. İlk önce en çok gözümüze çarpan bunların olduğunu biliyorum. Ama onları ilk başta açmak istemiyorum. İlk önce şu gördüğünüz güzel kurdeleleri açmak istiyorum. Bir tanesi kırmızı renkli, diğeri de altın renginde. Bunlardan çok fazla almak istiyordum ama benim yeterli kurdelem olduğunu düşünüyordum. Daha sonradan aklıma bir video fikri geldi ve alabileceğimi düşündüm. Ve hadi o zaman açalım. Buralarında da sticker var bunların açılmak için. Ve evet, şuradan açalım. İşte kırmızılı alanımız bu şekilde. Bence bunları sadece minişlere değil, böyle Barbie tarzı bebeklerden de bebeklere de kullanabilirsiniz. Bence pek fazla fark etmez. Ve bu da altın alanımız. Bir sürü renk vardı orada. Kırmızı vardı, pembe vardı, altın vardı, siyah vardı. Aslında siyah da almak istiyordum ama siyahlar biraz büyüktü. Yani minişlere pek olmazdı. Pembe de bende çok olunca bu renkleri seçtim. Şimdi bir tane model minişimizi seçeceğiz. O da model minişlerine bu gördüğünüz şeyleri tanıtacağız. İşte model minişlerimiz burada. Sırasıyla hemen kurdeleleri deneyelim. Hangisini istersiniz kızlar? Ben altın olanı denemek istiyorum. Ben de kırmızıyı denerim. Ve karşınızda modellerimiz. Maslı miniş bence gayet güzel oldu. Böyle kırmızı şey giydi. Bu arada bununkinin biraz fazla beyazı vardı. O yüzden pek şık durmadı ama normallerinde öyle değil. Bu altın olan da bence gayet şeker oldu. Hatta biraz saçı varmış gibi oldu ama bence çok şeker oldu. Pekala, o zaman modellerimize görüşürüz diyoruz. Peki sırada hangisini açsak? Bence sırada şurada gördüğün şu kolyeli şeyi açalım. Pekala. Burada arkadaşlar çok tatlı boncuklar var. Ben bunlara minişlerden böyle kolye tarzı şeyler yapabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Aslında bunlara bir kablo gerekiyor böyle hani koymak için. Ondan daha almadım ama yakında alacağım. Ve bunlardan çok güzel miniş kolyeleri ve küpeleri yapacağım. Çok şık duruyorlar bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında birkaç rengi daha vardı ama ben bu gördüğünüz pembe ve moru tercih ettim. Bu sanki biraz siyaha benziyor. Ama her neyse, bu da çok tatlı bir set. Bunu açmayacağım çünkü açarsam çok dökülebilir. Sadece sizlere göstermek istedim. Ben de. Şimdi de şu gördüğümüz halıyı açalım. Ne olur. Pekala. Şöyle minişlerimizi devrilmeden alalım. Eğer Minişler Pompon'un maceralarını izlediyseniz bu halıyı daha önce görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hemen şuraya da linkini koyarım veya açıklamalar kısmında linkini mutlaka koyarım. Orada gördüğünüz videoda ben bu halıyı kullandım. Ama yine almak istedim çünkü çok güzeldi ve çok hoşuma gitti. Ve arkada başka desenleri de var şöyle. Ben bunları da gördüm ama en fazla hoşuma giden bu mordu. Diğerleri pek hoşuma gitmedi. Aslında şu da güzelmiş ama... Yani fotoğrafta o kadar güzele benzemiyordu.
Bir tane daha aldım ve bence kullanabilirim diye düşündüm. Aslında bence bunu kenara alalım. Ama sizin için şuradan göstermek istiyorum nasıl gözüktüğünü, eğer siz de almak isterseniz diye. İçinden iki tane çıkıyor arkadaşlar. Birli ve ikili. Ben daha önce bir tane almıştım. O yüzden iki tane çıkmıştı onda da. Ve bunlar böyle. Bunlar stickerli arkadaşlar. İsterseniz bir yerlere yapıştırabilirsiniz. Evet, her yer tüy oldu. Çünkü ilk başta çıkardığında çok tüy çıkabiliyor. Ve minişler de üstünde bu şekilde duruyor. Gerçekten bu miniş uçtu. Evet, uçtu. Her neyse, böyle gözüküyor arkadaşlar. Bence çok şeker oluyor. Bu biraz pofuduk. Benim geçenki aldığım bu kadar pofuduk değildi. Ama benim için sorun yok. Ve eşyalardan son olarak da arka plan setim var arkadaşlar. Bunu da ben çok güzel bir yerden aldım. Biraz pahalıydı açıkçası ama içinde çok fazla olunca alayım diye düşündüm. Doğrusunu söylemek gerekirse bir tanesini kullandım ama miniş videosunda kullanmadım. Ama gelecekte mutlaka kullanacağım. Evet, minişleri kardeşlerimizi çekelim. Evet, minişler de zaten kendilerinden çıktılar. Bu arka planın içinde çok güzel arka planlar var. Aralarında böyle not gibi olanlar var. Hatta bir tane bulursam göstereyim. Mesela şu az önce gördüğümüz böyle notlu bir şey arkadaşlar. Ben bunları kullanmayacağım. Ama bunları mutlaka kullanacağım. Bir tane daha notlu. Ama belki şu alt kısmını kullanırım. İçinden 50 çeşit kağıt çıkıyor. Aslında gördüyseniz 18 tane arka plan var. Ama bazılarında 3-4 tane olduğu için herhalde 50 ediyor. Ama gelecekte bunu dediğim gibi kullanacağım. Ve artık hepimizin beklediği an. Ayrıca size küçük bir sürprizim var. Ben bu minişlerden sizin bir tanenize de yollayacağım çekilişte yakında. Çekiliş için başka bir miniş yollayabilirim. Ama yanında mutlaka bu iki minişten birini de yollayacağım. Sanırım bu da onları yollayacağım anlamına geliyor. Bunların hepsi simli minişler ve Toys R Us'a özel minişler. Yani bunları biraz Türkiye'de bulmanız zor olabilir. Ama bulursanız mutlaka almanızı tercih ederim. Çünkü çok tatlılar. Hadi o zaman birincisinden başlayalım. Ben o piti piti yaparak gitmek istiyorum. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, kale mumu dik. Evet, ilk önce bunu açacakmışız. Diğerini kenara alalım. Şu minişlere bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar parlıyorlar. Şunun kafası durmak bilmiyor. Ama her neyse, burada Toys R Us yazısı var. Burada birkaç tane böyle partilere özel bir şeyler koymuşlar gibi. Mesela disco topu falan var. Balonlar var. İşte sprinkles, yani işte öyle şeyler var. Türkçesini unuttum. Ama bence bayağı detaylı. Ve arka tarafı da aynen bu şekilde. Ve üzgün soğan yine bizi yalnız bırakmıyor. Ağlama. Yapan tabii ki Hasbro. Ve bu tarafta diğerleri var. Aslında ben şunu da görmüştüm arkadaşlar ama pek hoşuma gitmedi. Bence o kadar güzel bir set değil. Şunu görmüştüm, zaten anında aldım. Yukarıda da minişlerimizin açılmış hali var. Bu tavşanın adı Dazzle's Bunny Tan. Ve bu kaplumbağanın adı da Glint Grill Turtle. Hadi artık açalım. Pekala. Hadi açalım. Setimizin bitmiş hali bu. Bu arada arkadaşlar, bunların simleri biraz açılabiliyor, yani çıkabiliyor ama benim için pek fazla sorun yok. Hadi ilk olarak bu gördüğünüz tavşanımızla başlayalım. Ben gidiyorum. Gerçekten çok hoş bir tavşan. Her ama her tarafında sim var arkadaşlar. Gözleri sarı ve böyle birazcık kahverengi. Çok tatlı. Hatta kulakları ayaklarına kadar geliyor. Ve gördüyseniz pembe renkte. Yani benim en sevdiğim üçüncü renk. Çok pompon bir tane kuyruğu var. Tabii fokuslamıyor kamera. Neden fokuslamıyorsun bana? Kamera bile fokuslamakta zorlanıyor bu güzelliğe. Ups, düşürdük güzelliği. Ve ikinci olan minişimiz de bu gördüğünüz kaplumbağa miniş. Bu miniş gördüğümden de biraz daha uzun. Ben bu minişi hep istemiştim böyle. Çok tatlı bir minişe benziyordu. Daha sonra bu seti görünce ben Toys R Us'ta çıldırdım. Çünkü çok tatlı bir miniş ve kabuğunda simler var. Her tarafında yok. Gözleri mavi ve koyu mavi. Altı bu şekilde.
Gerçekten çok detaylı yapmışlar. Burasında bir tane delik var. Sanırım tavşanımızın da var. Evet, ikisinin de varmış. Yosun, bak burada kim var? Efendim? Aa, sen de güzelsin tatlım da ben kaplumbağayı daha çok beğendim. Aa, pardon, biraz gıcık oldu. Ups, uçtum. Evet, kaplumbağa ailesi aslında çok yavaş ama da çok hızlı. Merhaba dede. Merhaba yavrum. Çok özledim seni. Ben de yavrum. Ve son olarak kedi ve kuş minişimiz kaldı. Bu kuş aynı bana Tweety'yi andırıyor. Ve şu kedi de benim en sevdiğim 3 rengi andırıyor. En sevdiğim renk mordur, ikinci mavi ve üçüncü de pembedir. Bu minişte hepsi var. Bu artık LPSM Crayons TV'nin yardımcılarından biri olan Miniç olacak. Biliyorsunuz yardımcısı ilk başta Viola, daha sonra Bisküvi ve daha sonra Minnoş. Ve böyle birkaç taneden Miniç geliyor. Ve bu Miniç de onların arasında olacak. Hadi o zaman. Hemen açalım. Bu arada arkayı göstermiyorum. Zaten aynıdır. Sadece adlarını göstereyim. Ağlayan surat. Yine mi sen? Soğan demek istemiştim. Ah ah. İşte minişlerimizin açılmış hali bu. Bu gördüğünüz kedi minişin adı Brilliant Fluff Cat. Ve bu gördüğünüz Tweety minişin ve daha doğrusu kuş minişin adı Sparks Cardinal. Bu arada bunlar sezon 2'den. Ama her neyse sizi daha fazla bekletmeyelim. Hemen setimizi açalım. Setimizin bitmiş hali bu. İlk olarak Tweety'yi tanıtalım. Bu arada adını koydum bile, Tweety. Her neyse, turkuaz veya su yeşili şeklinde gözleri var ve gagasında sim var sadece. Oysa bu minişin her tarafında var. Her neyse, sarı bir vücudu var ve LPS yıldızı da şurada ve altında böyle bacaklarının arasında delik var. İşte. Çok şeker bir miniş gerçekten. Ve son olarak disko topuna benzeyen kedi minişimiz. İğren kedisi minişimiz sanırım. Eğer bu kedi minişinin türünü biliyorsanız ne olur yorumlara yazın arkadaşlar. Ben iğren kedisi olduğunu düşünüyorum ama tam emin değilim. Gözleri mavi, burnu pembiş ve vücudu da en sevdiğim renk mor. Her tarafında sim var. Maşallah disko topuna benziyor. Deliği de bir patisinin üstünde veya altında. Çok tatlı bir miniş gerçekten. İşte bu iki minişimiz de böyle. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. LPSM Crayons TV kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve aralarından favorinizi aşağılara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.